Yayınımıza Skype bağlantısıyla devam edelim. Suat Umurhan bugünkü konuğumuz olacak. Kendisiyle beraber gündemin maddelerini konuşacağız. Ağırlıklı olarak Mourinho'ya değinelim diyorum ben Suat. Çünkü bugün sanırım her saat onu konuşacağız gibi duruyor. Saat 2'de gelecek İstanbul'a, sonrasında saat 7'de de Kadıköy'de bir sözleşme, anlaşma imzalanacak. Tarafları da davet etti aynı zamanda Fenerbahçe camiası. Az önce biz yayına başlarken Fenerbahçe'den bir paylaşım daha geldi. Mourinho zamanı şöyle öğretmen edasıyla arkada bir tahta görüntüsü, şampiyonluklar. Herkes acayip heyecanlı. Yalnızca Fenerbahçeliler değil Suat. Günaydın öncelikle bir de sana da hoş geldin demiş olayım. Nasıl gidiyor, neler söylersin? Günaydın Demet. Evet, Mourinho hani günaydını bile unutturacak seviyeye geldi. Evet. Getirdi hepimizi. Şimdi bir kere şöyle bakmak lazım. Son 20-22 yılın, yani Porto'nun başına geçtikten sonraki süreci ele alalım. Dünya futbolunda antrenörler de dahil 5-6 tane sürekli yıldız varsa biri Mourinho. Messi'yi yazarız, Ronaldo'yu yazarız. Dün akşam kupayı kazanan Ancelotti'yi yazarız. Bunların arasına ben Mourinho'yu da eklerim. Sürekli yıldız olmak bir teknik adam için en zor iştir. Çünkü başarısızlıklarda hep faturayı kesiliyorsunuz. Yıllardır takımlarında görevden alınan bir teknik adam konumunda dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri. Dün gece hepimiz Şampiyonlar Ligi finalini takip ederken bir yandan da Mourinho'nun yorum yaptığı kanaldaki demeçlerini izledik. Evet. Orada bile Fenerbahçe'yi sürekli öne çıkarması, maçın ardından Bellingham'a, sanki Bellingham'ın Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı? Yok, ama onunla bile Fenerbahçe'yi konuşarak bir o aurayı yaratması bence Fenerbahçe adına da, Türk futbolu adına da çok önemli bir iş. Peki şimdi gelişini konuşalım. Biraz Kadıköy'de nasıl bir atmosfer bekliyorsun bugün? Valla birazdan Kadıköy'den geçeceğim açıkçası işe gelirken, yani gazeteye gelirken net bir şekilde stadın orada da ortama bakarım. Ama Fenerbahçe taraftarını başka türlü kendine getiremezdin Mehmet. Yani ya Ancelotti'yi getirecektin, ya Guardiola'yı, ya Mourinho'yu. Başka da ismi, ilk aklımıza gelen başka bir isim yok. Çünkü size artık bir winner lazımdı. Yani Evet. yıllardır kaybedilen şampiyonluklar. Bu sene bence şampiyonun yanına ben Avrupa Kupası'nı da eklerim. Yani resmen Olympiakos'a giden Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı bir kupa olarak görüyorum. Buralarda kırılma anlarında Fenerbahçe'nin bir kazanan teknik adamı yoktu. Buna kazanan oyuncusu da yoktu diye eklemek lazım. Çünkü içeride de kimse o harekete geçirmedi takımı. Ve Fenerbahçe artık bunu istiyordu. Üst üste yaşadığınız, yıllarca yaşanılan şoklardan sonra biraz öğrenilmiş çaresizliğe gelen Fenerbahçe artık burada yapabileceği son aşamaya çıktı. Mourinho'dan ötesi Real Madrid'den olmayacak ama Ancelotti'yi almaktı zaten. Tabii başta şimdi lig şampiyonluğu hep ilk sırada son yıllarda Fenerbahçe için, ama Mourinho özellikle Avrupa Kupası'na da çok fazla dikkat çekiyor. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elemeler var, ama tabii bunun zorluğundan da bahsetti bir yandan. Ne kadar önemsediğini de görüyoruz Avrupa'yı. Şimdi Mourinho'yu Süper Lig kupasını kazanmak için getirmezsiniz. Kendisi de onun için gelmez. Bu bir meydan okuma. Bu bir yeniden kendine gelme. Yani Mourinho'ya İtalya'dan, İspanya'dan, Fransa'dan teklifler yok mu? Var. Elbette ki ilk 2-3 takım dışındakilerden sürekli teklif alıyor. Ama Fenerbahçe'ye gelmesinde sadece lig şampiyonluğu değil, bu seviyedeki bir ülkeden bir kez daha Avrupa Kupası kazanabilme ihtimali. Bunun için de devreye girecek. Bence Şampiyonlar Ligi'ni elbette ki bir kenara bırakıyorum. Fenerbahçe seneye Mourinho ile bir kupa kazanacak en az. Ama hangi kupa? Yani bu Avrupa Kupası da olur, Süper Lig de olur, Türkiye Kupası da olur. En az bir tanesi artık Fenerbahçe'nin müzesinde olarak bakmak lazım. Evet. Çünkü bundan sonra yapılacak transferlerle beraber Mourinho'nun ismine gelecek oyuncular da var. Bambaşka bir süreç başlıyor. Hem Fenerbahçe hem Türk futbolu adına. Peki futbolcular açısından şimdi Mourinho'nun gelişiyle fikri değişen kişiler de olduğunu biliyoruz. Futbolcular açısından nasıl karşılandı sence bu? Onları da çok heyecanlandırmıştır. Heyecanlandırmaması mümkün değil. Çünkü bir futbol figürüyle geliyorsunuz ve şunu da belirtelim. Yani Inter, işte Real Madrid, Chelsea, özellikle bu takımlardaki, ki Porto zaten bambaşka bir futbol hikayesiydi. Bunlar da oyuncuları kendine inandırabilen bir teknik adam. Yani birebir temas kurduğu ve
O yanıtı aldığı, olumlu tepkiyi aldığı her oyuncuyu kendine getirip takımı için, kendisi için savaştıran bir teknik adam. İkonik bir andır, videodur. Materazzi ile ağlayarak Inter'den ayrılması, o tipte bir adamı ağlatamazsınız. O tipte bir adamı teknik adamına sarılmasına sebep olup hüngür hüngür ağlatamazsınız. Mourinho budur. Bu saatten sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızı var artık. Eskiden oyuncu mu derdik, başkan derdik, zaman zaman Jesus döneminde Jesus derdik. Hayır. Artık bundan sonra Fenerbahçe'nin tek yıldızı var. Onun da hem saha içi hem saha dışı yaptığı her şey olay olacaktır. Biraz kısır tartışmaların içine çekmeden onunla beraber Türk futbolunu başka bir seviyeye bence taşıyabiliriz. Çok iyi bir rekabet yılı bizi bekliyor. Peki bizler açısından, medya mensupları açısından nasıl bir sezon bekliyor bizi sence? Dün böyle Çok iyi. Şampiyonlar Ligi'nin büyüsünü bir yana bıraktım. Sürekli sosyal medyadan ne demeç vermiştir, Fenerbahçe ile ilgili ne söylemiştir diye bakmaya başladım mesela. Çok keyifliydi. Bir kere çok klas bir isim. Hani burada kızanlar bile olacaktır sürekli övüyorsunuz diye, ama yapacak da başka bir şey yok. Yani hangi takıma gelse Tabii. özellikle o takıma odaklanıp izlediğimiz bir teknik adam. Bir kere medya mensupları için şöyle bir durum. Bu bazen karşılaşıyoruz böyle garip garip sorularla falan. Bunun karşısına çıkarsanız madara eder size. 2 dakikada harcar. Yani bu yöneticiler için de öyledir. Evet. Taraftar için de öyledir. Basın mensubu için de öyledir. 2 dakikada bozar sizi. Yani ne olduğunu anlamazsınız. Bir kere hiç şeyi düşünmeden, yani arkasını düşünmeden söz söyleyebilecek çok güçlü bir figür. Bu yüzden de bizim için de hem dikkatli hem de çok net cevaplar alacağımız bir sezon olacak bence. Peki istersen buradan Şampiyonlar Ligi finaline geçelim. Dün keyifli bir maç izledik bir yandan. Kimin kazanacağını çok tahmin ediyordum diyeyim ama tabii Borussia Dortmund'da bir yandan da kalbim oradaydı. Yani bir farklılık da istiyor insan zaman zaman. Ama geleneği bozmayan bir Real Madrid varsa karşınızda şansınız da biraz düşüyor. Nasıl bir maçtı sence? Yani ilk yarı ADM ile beraber bir iki pozisyona girdi Dortmund. Atabilirdi ama şöyle bir oyun seziyorsun. Yani Real Madrid karşısında atsan da özellikle finallerde, eliminasyonlarda atsan da sana gerisini dönüyor. Bir Evet. şekilde atıyor. Yani bütün maçı böyle izledik aslında. Gerçekten bu kadar dominasyon Avrupa'da olası bir şey değil. Belki bu sene Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor. Ne kadar işi değiştirir, ama biraz iş sıkıcı olmaya da geldi. Yani sürekli finale çıkıp sürekli kazanamazsınız. Hani böyle 50'lerde 60'larda var öyle işleri. 5 kere kazandıkları tamam. O dönemler başkaydı, ama bundan sonrasında da yani 3 kez üst üste kazanmışlıkları var. Son yılların, son 20 yılın sürekli kazanan takımı gerçekten biraz haksız rekabete gidiyor ve bunu da oyuncu bazlı yapmıyorlar. Yani takım olarak kim oynarsa, kulübede kim olursa bu dominasyonu sağlıyorlar. Gerçekten Real Madrid bence Avrupa futbolu için artık haksız rekabet. Peki sence Borussia Dortmund iyi oynamasına rağmen neden kaybetti? Yani oyun anlamında bir eksik gördün mü ya da değişiklikler üzerinde de belki konuşabiliriz. Ömer abiye selamlar olsun. Dün Royce hamlesiyle Evet, çok beraber bahsetti o da. işin gidişatını zaten hemen görmüş, hemen okumuştu. Yani şöyle bir şey Demet. Oyunu tuttukları zaman eğer kafa kafaya gidiyorsa bir şekilde işi çözüyorlar. Maçı kitlemeyi çok iyi biliyorlar. City maçlarında da bunun örneğini gördük ve şöyle bir durum var. Avrupa futbolunun en baba 3-4 takımını eleyerek buraya geliyorsunuz. Yani Paris Saint-Germain dışındaki favorileri devire devire buraya geliyorsunuz. Ve o maçlarda da hiç kimse şey diyemiyor. Ya Bayern Münih turu geçerdi aslında diyemiyorsun. City elerdi diyemiyorsun. Finalde Real Madrid'e dönen bütün turlar Evet. Dortmund neyi yaptı? Dortmund biraz yıldız konusunda belki skor değiştirici isim eksikliği yaşadı. Son bir 20-30 saniyemiz Arda Güler hakkında da kısa bir yorumunu almak istiyorum. Onun da güzel fotoğrafları vardı sosyal medyadan. Belki oynamaması onu üzmüş olabilirdi ama yine de bu kupayı kazanan ilk Türk olması hepimizi çok heyecanlandırdı. Çok tebrik ediyorum kendisini. Orada olmak bile çok büyük bir başarıdır. Oyuna girdi, oynamadı falan. Hiç bunlar düşünecek iş değil. Aynen. Real Madrid'in kadrosunda o alanda bulunuyorsanız, o kupayla da fotoğrafınız varsa
gerisi alkışlanacak bir durumdur. Onu da tebrik ediyorum. Peki Suat, sana da çok teşekkürler. İyi pazarlar. Hoşça kal. İyi yayınlar. Suat Umurhan'a teşekkür ediyoruz. Kendisiyle beraber gündemin maddelerini konuştuk değerli izleyenler. Bu bağlantıyla beraber sabah sporunu da bugünlük noktalayacağız. Tabii 3 saatlik yayınımız boyunca çok fazla Mourinho'dan bahsettik. Bugün saat 2'de geliyor. Akşam saat 7'de de bir imza töreni gerçekleştirecek. Bu anları yine A-Spor ekranlarından tüm gün boyunca takip edebilirsiniz. Canlı canlı ekranlarınızda olacak. Ve biz de bugünlük noktalıyoruz. İyi pazarlar, iyi hafta sonları, hoşça kalın.